A küçüktür A'nın karesi, küçüktür mutlak değer A. Eşitsizliğinin gerçeklenebilmesi için A hangi aralıkta olmalıdır? Ben burada özel aralıklar konusuna biraz değinmek istiyorum. Şimdi ÖSYM'nin kullandığı bir şey var. Diyor ki bazı yerlerde özel durumlar oluyor bazı aralıklarda. Örneğin sayı 0 ile 1 arasındaysa bir durum oluşuyor. 0 ile eksi 1 arasındaysa başka bir durum oluşuyor. Sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olma diğer durumlar zaten klasik. Mesela bir sayı 3 olsun. 3'ün karesi kendisinden büyüktür, 9'tur. Bu normal. 3'ü 1 bölü şeklinde yazarsan kendinden küçük olur. Bunlar klasik. Eğer özel aralık soruları karşınıza çıkarsa hemen aklınıza iki tane bölge gelsin. 1, 0 ile 1'in arası. 2, eksi 1 ile 0'ın arası. Muhtemelen çözüm bunlardan biridir. Neden? Çünkü 0 ile 1 arasındaki özel durum şu. Bakıyorlar ki sayı 1 bölü olduğu zaman, 1 bölü a olduğu zaman karesini alınca, pardon şöyle daha güzel anlatayım. Mesela bir sayının karesini alınca her zaman büyüyor. 2'nin karesi 4. Eksi olsa eksi 2'nin karesi 4 yine büyüdü. Eksi 1 bölü 2 olsa karesi 1 bölü 4 negatiften pozitife döndüğü için yine büyüdü. Her yerde büyüyor. Tek bir yerde büyümüyor, 0 ile 1 arasında. Buradan özel bir durum olduğunu yakalayıp soru çıkarıyorlar. Diyorlar ki bir sayı var, karesini alıyoruz, küçülüyor. Nerededir bu sayı? 0 ile 1 arasında. Bu durum ne peki? Buradaki özel durum da şu. Bakıyorlar ki bir bölgede de A'nın karesi mutlak değer A'dan küçük oluyor. Yani tam burada yazılan durum. Bakalım. Mesela şu bölgeden bir şey söyleyelim. Eksi 1 bölü 2. Bunun karesi ne? 1 bölü 4. Evet, kendinden büyük. Peki mutlak değeri ne? Mutlak değer de pozitife dönüyordu. 1 bölü 2. 1 bölü 2 mi büyük? 1 bölü 4 mü? 1 bölü 2 daha büyük. Dolayısıyla tam burada verilen koşul. Peki bu bütün negatif sayılarda olmuyor mu? Olmuyor. Mesela eksi 2'yi düşünelim. Eksi 2'nin karesi ne? 4. Eksi 2'nin mutlak değeri ne? 2. Hangisi büyük oldu? Bu büyük oldu. Yani özel durumu da bu. Bu bölgede sayının karesi kendisinden büyük oluyor. Şu B'nin aralarında. Evet ama eğer mutlak değerine bakarsan o daha da büyük oluyor. Tam istenilen aralık şu. Eksi 1 ile 0 aralığı. Bu soruyu çözerken bir değer de verebilirsiniz. Ben şöyle yaklaşırdım bu soruya. İki tane banko değerim vardır. 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Bir 1 bölü 2'ye bakarım. 1 bölü 2 karesi kendisinden büyük gitti. Eksi 1 bölü 2 sağlıyor. Ona bakarım. Eksi sonra başka bir negatif sayı olabilir mi diye bir de eksi 2'yi koyarım pratik olsun. Eksi 2 karesi kendisinden büyük. Evet ama mutlağı ondan büyük değil. Demek ki C seçeneği diyebilirim. Özel aralık sorusu, özel aralık sorularında kullanılan iki banko bölge şu ikisidir. 0 ile 1 arası ve 1, eksi 1 ile 0 arası.